Teknoloji de uygulamalı bir problemi çözmek için kullanılan bilgi ve yöntemler topluluğu diyebiliriz. Veya bilginin pratik uygulamaları sonucu elde edilen olanaklar. Bunlar genellikle Webster Dictionary'den, lügatinden aldığım ve Türkçe'ye çevirmeye çalıştığım şeyler. Birçok şey gibi teknoloji de Yunanca'dan geliyor. Onlardaki anlamı sanat, maharet ve üretim ile ilgili çalışmalar. Art, skill, craft and study of these things. Şimdi bilimsel yöntem, scientific method dediğimiz şey, modern bilimin bilgi üretme yöntemi. Bu 17. yüzyılda başlamış Galileo, Kopernik, Francis Bacon ve Isaac Newton tarafından. Çünkü ne yapmış? Bu adamlar bir takım gözlemler yapmışlar. Bunları sürekli yapmışlar. Ondan sonra bir takım teoriler ortaya çıkarmışlar. Ve bu teoriler şu ana kadar geçerliliğini sağlıyor. Bir de bilimsel yöntemde bir teori sonsuz değildir. Başka biri çıkıp onun yanlışlığını ispatlarsa o teori değişir. Zaten bilimsel yöntemin en güzel tarafı o. Yani hiçbir şey kalıcı değildir, her şey değişebilir. Bilimsel yöntem, biraz sonra da göstereceğim, 4 basamaktan oluşuyor. Birincisi ve en önemlisi hazır olan bilgiyi kullanma ve gözlem yapma. Yani sizin dışınızda bilgi üretenlerin bilgisini kullanırsanız işiniz kolaylaşıyor. Onun için biz mesela dünya kadar dergi okuyoruz, makale okuyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ayrıca bilgi üretimi için deney tasarlanması gerekiyor. Sonuçları açıklayan hipotezler ve teoriler. Bunu biz şöyle gösterebiliyoruz. Şimdi diyelim sizin bir takım fikriniz var. Bir takım düşünceniz var. Şöyle olabilir, böyle olabilir diye düşünüyorsunuz. Buradan isterseniz bir takım deneyler tasarlıyorsunuz ve bu deneyleri yapıyorsunuz. Deneyleri yapıyorsunuz, sonuçlara bakıyorsunuz. Yapıyorsunuz, sonuçlara bakıyorsunuz ve benzeşim veya patern oluşumunu gözlemliyorsunuz. Eğer yaptığınız şeylerin sonuçları hep beraber aynı şekilde çıkıyorsa demek ki bu bize hep aynı şeyi veriyor. Buradan bir hipotez yapabiliyorsunuz. Bunu tekrar deneyip gördüğünüz gibi buradan istediğiniz yöne gidebiliyorsunuz. Bir hipotezden onu da çalıştıktan sonra yeni bir teori geliştirebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi bu yeni teoriler, yeni deneyler, yeni aletler, yeni çalışmalar sonucu değişebiliyor. Onun için bu sonsuz bir döngü aslında. Ve bütün mesele dediğim gibi bütün bunlar tamamen bilime ve bilgiye dayanıyor. Bilginin kullanımına, bilginin üretilmesine dayanıyor. Ve böylece sonsuz bir çember oluşturulabiliyor. Burada bütün mesele bilimsel sonuçların tekrarlanabilir olması. Eğer siz bir deney yaptınız, bir sonuç çıktı, başka bir deney yaptınız, sonuç aynı çıkmıyorsa bu tabii bundan bir teori oluşturamazsınız. Onun için yapacağınız işlerde bilimsel sonuçlar tekrarlanabilir olmalı. Bizim de zaten laboratuvarlarda özellikle kimyacı, deneysel bir kimyacı olarak veya teorik bir kimyacı bile olsanız aynı şeyi birçok değişik koşul altında çok defa yaparsınız. Hepsi aynı şeyi veriyor mu diye. Çünkü ondan sonra ortama bir makale çıkarsa o makalenin yani eksiklerinin olmaması lazım çok fazla ve yanlışlarının olmaması lazım. Çünkü bütün dünyadaki herkes size güvenerek o makaleyi okuyacak. Şimdi bilimsel araştırma. Bilimsel araştırma neden yapılır? Yani işte ben Alpan Bey söyledi, daha 70'li yıllardan beri araştırmanın içindeyim, yapıyorum. Hatta ben öğrenciyken derdim ki ya yani artık bulunan her şey bulunmuş, daha biz ne bulacağız ki? Halbuki bulacak o kadar çok şey var, yani inanılır gibi değil. Nedenleri, klasik yaklaşım ki bana göre Türkiye'de bu yaklaşım var. Çoğu modern araştırmanın ne olduğunu maalesef bilmiyor. İnsanların öğrenme merakı. Güzel bir şey. Doğayı daha iyi anlayabilmek. İşte bunu Newton falan yapıyordu. Kopernik yapıyordu. Güzel şeyler de yaptılar. Ve bizim Türkiye'de özellikle bilimsel makaleler yayınlıyor. Yani bir araştırma yapacaksın. Ondan sonra bir bilimsel makale yayınlayacaksın. Birkaç tane yayınlayacaksın. Bir doçent olacaksın. O makale iyiymiş, kötüymüş, dünyanın okuyormuş. Kimse onu da değil. Beni gördüm. Halbuki dünyada bu maalesef başka şekilde yaklaşım var buraya. Modern yaklaşım, işte bu dediğimiz Avrupa'nın birçok ülkesinde, Japonya'da, Kore'de, Avustralya'da, Amerika'da ister inanın ister inanın bilimsel araştırmalar yeni buluşlar yapmak için. Yeni buluşların için yapıyorsunuz, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için yapıyorsunuz. Yani
bu sınıf kadar büyük bir bilgisayar yerine elinizde bir tane iPad olursa sizin hayatınız daha kolaylaşmıyor mu? Veya bilmem şurada köşede bir tane cep telefonu olacağını herkesin cebinde bir cep telefonu olursa herkesin hayatı kolaylaşmıyor mu? Kolaylaşıyor. Bu ayrıca ne yapıyor? Sürdürülebilir kalkınmayı da sağlıyor. Çünkü niye bir tane telefon olacağına 80 tane telefon alıyor. Bunlar para kazanıyor. Telefonlar değişiyor. Farklı şeyler çıkıyor. Böyle sürekli dünya bir sürdürülebilir kalkınma yapmaya çalışıyor. Şu anda ciddi bir kriz var. Eğer izliyorsanız bütün dünyada ekonomik kriz var. Çünkü birçok ülkelerde bunu biraz abartılı yaptılar. Çok fazla para harcadılar. 2008 yılında Amerika'da olmuştu. Şimdi bütün dünyada ciddi bir kriz var. Ama bu krizle gelip geçecek. Çünkü sonuç olarak herkes daha iyi yaşamak isteyecek. Daha iyi yaşamak isteyince de teknolojik ürünlere, bilgiye, şuna buna daha fazla ihtiyaç var. Çünkü daha iyi ilaç dizayn edecekler. Hastalıklara daha iyi çözüm bulacaklar. Yani hepsi bilgiye de. Ve de tabii bundan sonra zenginlik yer. Biraz sonra göstereceğim yani. Ülkelerdeki kişi başına gelir birbirinden çok farklı. Niye farklı? Onu zaten siz kendiniz belki de bundan sonraki slide'de karar vereceksiniz. Ben şöyle bir şey genelde science dersinde de bunu gösteririm. Birinci sınıflara science verdiğim zaman. Başarı zinciri dedim buna. Şimdi bakın en önemli şey eğitimdir. Şimdi siz de buraya geldiniz. Niye geldiniz? Koç Üniversitesi'nde verilen eğitim diğerlerinden daha iyi diye geldiniz herhalde. Ben ODTÜ'ye gittiğimde Türkiye'deki en iyi okul ODTÜ'ye gittim. Hocam bir önceki slaytınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben bu Türkiye'deki bilime klasik yaklaşımla ilgili. Evet. Sizce bunun nedeni neydi? Yani en başından beri insanların hani bilimsel makale yayınlama kaygısı olması. Şimdi bakın arkadaşlar bizim Türkiye'de neyi biliyor musunuz? Bizim Türkiye'de araştırmanın çoğu üniversitelerde yapılıyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde araştırmaların çoğu endüstriyel firmalarda yapılıyor. Onun için yani biz buradaki yaptığımız araştırma orada çok daha farklı. Yani bizim endüstriyle benim görebildiğim kadar üniversite arasında sıkı bir işbirliği yok. Ben Amerika'ya ilk gittiğimde bunu defalarca söyledim. Bana bir proje verdiler. Dediler ki bu projeyi Exxon firmasının projesi. Exxon dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bir tanesi. Şu anda Exxon Mobil oldu. Çünkü Mobil'i satın aldı. Ve şu anda sanırım dünyanın Çin petrol firmasından sonra en değerli firması. 400 milyar dolar değeri var Exxon'un. Proje neydi biliyor musunuz? Dediler ki motor yağları çoğunuzun arabası vardır. Araba çalıştıkça ısınır. Isındıkça motorun içindeki yağın viskozitesi düşer. Akışkanlığı azalır yani. Akışkanlığı azalır ya da performansı azalır. Bana dediler ki sen öyle bir polimer yapacaksın ki biz bunun içine %1 bu polimerden koyacağız veya %0.5. Fakat bunun viskozitesi hiç değişmeyecek sıcaklığa göre. Çünkü benim koyduğum polimer yumak gibi olacak başta soğukken. Isındıkça açılacak ve viskozitesini sabit tutacak. Güzel bir problem değil mi? Ben bunun için 2 sene bilimsel araştırma yaptım. 2 sene. Bir sürü sorundan çıktı, bir sürü şeyler çıktı. Fakat sonunda hem 2 tane makale yayınladım, hem de bir patent aldım. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Kimse size ya benim şöyle bir sorunum var, gelin bunu çözün demiyor. Demeyince de o konuda araştırma yapmıyorsunuz. Onun için ne yapıyorsunuz? Kendi aklınıza gelen bazı şeyleri yapıyorsunuz. Ondan sonra da gidip makale yazıyorsunuz. Yapacak başka bir şeyiniz yok. Ayrıca doçent olmanız için de makale yazmanız lazım. Yükselmeniz için makale yazmanız lazım. Yani neden orada? Eğer bizde endüstriyle ciddi ilişki olsa hem o olacak hem diğeri olacak. Dediğim gibi eğitim. Tabi eğitimden amaç araştırmalar yapmak. Mesela bizim üniversitemiz bir araştırma üniversitesi. Yani bizde bu herkes araştırmalarıyla değerlendiriliyor. Bu da önemli bir şey. Ve burada bilgi üretiliyor. Bizim aslında burada inanılmaz bilgi üretiliyor bu üniversitede. Belki onu biz kullanmıyoruz ayrı mesele ama işte araştırmaların sonucunda birçok yeni bilgi üretiliyor. Bu yeni bilgiler eğer uygulayabilirseniz işte buluş ve inovasyona dönüşüyor ve teknolojiye dönüşüyor. İleri ülkelerin yaptıkları bu. Avrupa Birliği'nin bir araya gelip dünya kadar para yatırıp Amerika, Japonya ve Kore ile yarışmasının nedeni de bu. Eskiden tek tek yarışıyorlardı, başa çıkamıyorlardı. Şimdi Avrupa Birliği hepsi birden para yatırıp araştırmalar yapmaya çalışıyor. Bunu yaptıktan sonra tabii bilgi uygulanınca topluma inanılmaz katkısı var. Biraz sonra sayılarla göstereceğim bunu. Hayat kalitesi artıyor. Sermaye birikimi artıyor. Kişi başına gelir artıyor.
ya da ekonomik kalkınma oluyor. Tabii ekonomik kalkınmadan sonra siz aldığınız parayı tekrar oraya yatırırsanız inanılmaz bir ivme olarak kazanıyorsunuz. İşte Kore 70'lerde bunu yapmış. Biraz sonra göreceğiz. Diğer bazı ülkeler de 2. Can Harbi'nden sonra bunları yaptı. Şimdi bakın, bilginin firmaların piyasa değerlerine katkısı. Şimdi biz de, biz fabrika dediğimiz zaman, yani bir iş yeri, endüstri dediğimiz zaman hep fabrika aklımıza gelir. Bacalar tutacak. Artık dünyadaki en değerli firmaların bacası falan yok. Çünkü tamamen bilgi üzerine kurulmuş firmalar. Bakın 80'lerde bir firmanın değerinin yaklaşık %60'ı taşınmaz mallarıyla ölçülüyor. Arsası, arazisi, kamyonu, binası, şuyu buyu. 2002'de bu sadece %18'e düşmüş. Artık bina şu bu falan para etmiyor. Kaç tane patentin var? Ne kadar doktoral araştırmacın var? Bunlar ne kadar yeni ürün üretebiliyorlar? Hepsi o. Bizimkilerin hala bundan haberi yok. Benim görebildiğim kadar. Bu tabii şimdi 2002. Şimdi daha da yükseldi. Bakın Google. Hepiniz biliyorsunuz Google'u değil mi? Google 2004 yılında kurulmuş bir firma. Şu andaki piyasa değeri 7 Kasım itibariyle 200 milyar dolar. Google'ın bir fabrikası var mı? Yok. Bacası var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Neyi var? Kaliteli insanı var, bilgili insanı var. Ve de ilgiye değerli teknolojileri var. Şimdi bakın bizim borsadaki bütün şirketleri toplasanız 200 milyar etmez. Türkiye borsasındaki şirketleri toplasanız 200 milyar etmez. Bu 2004 yılında kurulmuş. Neden? İşte bilgi. Yani bilginin sayısal karşılığı bu bana göre. Bu dünyadaki ülkelerin gelire göre, milli gelire göre sıralamaları. Türkiye 17. sırada sanıyorum. Sayabilirsiniz aslında. Burada gayri safi yurt içi hasıla var. Burada da Ar-Ge harcamaları var. Yani bizim gayri safi yurt içi hasılamızın yüzde kaçını Ar-Ge'ye harcıyoruz? Bakın Amerika Birleşik Devletleri 14 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılaya sahip. Yılda 2010 yılında 405 milyar dolar araştırmaya para harcamış. Bu paranın yaklaşık %30'u devletten geliyor, %70'i endüstriden geliyor. Gelişmiş ülkelerde araştırmaya ayrılan paranın çoğu endüstriden geliyor, devletten gelmez. Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde de tamamı devletten geliyor, endüstri para var. Onun için kısa bir döngüye girersiniz. Çin inanılmaz gidiyor, birkaç sene içinde belki Amerika'ya geçecek. Japonya, Almanya görmüştük buradaki firmalar burada, şeyler, ülkeler burada. Güney Kore burada. Tabii Güney Kore'nin 50 milyon nüfusu var. Fakat bakın Ar-Ge harcamalarına bakın. Burada giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. Güney Kore'de inanılmaz bir artış var. 2010 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %4.4'ünü Ar-Ge'ye harcamışlar. Müthiş bir rakam. Türkiye %0.85'ini harcamış. Yükseltmiş rakam. Yükseltmiş rakam. Bizim normal yani 2004'ten sonra. Evet evet. 2004 onu da göstereceğim. Yani ileri ülkeler inanılmaz para yatırıyorlar. Bakın Çin %2.6, Japonya 2.6, 2.7. Ülkelerin çoğu öyle. Şimdi geri kaldığınız zaman yakalamanız artık çok zor. Herkes bunu biliyor. Şimdi biz biliyorsunuz başbakanımız dünyanın 10. büyük ekonomisi olacağız diyor 2023 yılında. Aslında bana göre çok güzel bir hedef. Ama geçeceğimiz ülkelere bakın ve onların Ar-Ge harcadıkları yüzdelere bakın. Yani bunu da gerçekleştirmemiz lazım. Başka türlü geçmemiz mümkün değil. Yani sonuç iş geliyor, geliyor, geliyor. İlgili insan ve bunların yaratıcılığına kalıyor. Yapılmayacak bir şey değil ama dediğim gibi Ar-Ge harcalamalarının ülkelerin rekabet gücüne katkısı. Bakın Türkiye'ninki sanıyorum 2003 yılında falan yapılmış. Ar-Ge harcamamız çok az. Rekabet gücümüz de yok gibi bir şey. Buna karşılık Amerika bir numara, Japonya, Almanya, Güney Kore burada, bu daha da yükseldi. Yani bu gayet güzel gösteriyor. Ar-Ge'ye ve bilgiye yatırılan paranın ülkenin gelişmesine katkısını. Bunlar TÜBİTAK'ın slaytları aslında. Başkan Hikmet Hanım'ın konuşmalarından olmuş slaytlar bunlar. Bakın Ar-Ge'nin ülkelerin ekonomik gelişmesine katkısı 52.005 arası, 2. Can Harbi'nden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'daki ekonomik gelişmenin %50'si Ar-Ge'den gelmiş. Yani şu anda onların kişi başına geliri 45 bin dolarsa
22.500 doları Ar-Ge dolayısıyla gelmiş. Onu yapmasalar da gelirleri o kadar olmayacak. Peki siz yani endüstrinin üniversitelerle bu diyaloğunun hani yeteri kadar... Konuşacağız onları, konuşacağız onları. Almanya %78. Çünkü Almanya hakikaten perişan oldu ikinci adı. İngiltere %73, Japonya %55. Yani görüyorsunuz inanılmaz katkıları var. İnsan gelişimine katkısı. Ya dedim ya Ar-Ge yapmanın temel nedeni insan hayatının kalitesini yükseltmek. İnsan hayatının kalitesi nasıl yükseliyor? Daha iyi okullara giderek, daha iyi hastanelere giderek, daha iyi yollarda araba sürerek, daha temiz şehirlerde yaşayarak. Bakın 177 ülke arasında değil, burada Türk tanısılaydı. Amerika 8. sırada. Çünkü 1. sıradaki ülkeler genellikle biliyorsunuz İsveç, Danimarka, Norveç falan gibi ülkeler. Japonya 9. sırada, Almanya 19. sırada, Türkiye 88. Güney Kore 28'e yükselmiş. 1960'larda Güney Kore bizim çok altımızdayız, göreceksiniz. Şu anda bizim inanılmaz üstümüz. Ar-Ge harcamaları burada güzel bir gelişme var. Çünkü Türkiye Ar-Ge harcamalarını en çok arttıran ülkeler arasında. Çin'le beraber %50 arttırmış 2003 ile 2005 arasında. Bu aslında devam ediyor. Fakat o kadar alçaktan başladık ki yani göreceksiniz şöyle gittiğimiz halde çok yükseklere çıkamıyoruz hala. Yani bir böyle kuantum jump yapmamız lazım. Bu Amerikan hükümetinin, sadece Amerikan hükümetinin harcadığı paralar. Amerika'da araştırmaların çoğu savunma sanayinden gelir. Paranın çoğu savunma sanayinden gelir. Bakın Amerikan hükümeti 102 milyar dolar harcamış 2002'de. Bizim Türkiye'nin geçen yıl harcadığı toplam para ne kadar biliyor musunuz? Sanırım 6 milyar dolar. Ülke olarak. Ve giderek yaklaşık %2-3 arttırarak bunlar böyle gidiyor. Dediğim gibi bu sadece devletin harcamaları. Endüstrinin harcamaları bunun yaklaşık 2,5-3 katı. Burada Ar-Ge'ye en çok para yatıran firmalar var. Göreceksiniz isimlerini. Toyota 2007 yılında 7.7 milyar dolar yatırmış. Toyota şu anda dünyanın bir numara araba firmasıdır. Ve onun yaptığı arabalara kimse tutamaz yani. Mercedes bile onun kadar kaliteli araba yapamıyor maalesef. Fiyatı belki daha yüksektir ama yani yapamıyor. Çünkü Pfizer ilaç firması. Ford, Johnson & Johnson bu Amerika bir ilaç firması, Mercedes burada, Microsoft burada, görüyorsunuz. Yani dünyada Samsung burada, esas önemlisi Samsung burada. Güney Kore firması, Intel ve hepsi. Türkiye 2007'de 4,5 milyar dolar harcamış. Yani bizim harcadığımız para bunların hepsini dağıtıyor. Ülke olarak. Burada şimdi bir takım istatistikler göstereceğim. Dediğim gibi 2001 yılından sonra inanılmaz bir artış var Ar-Ge harcamamızda. Bu yeni TÜBİTAK şeyiyle başladı, yönetimiyle başladı. 2001'den 2009'a kadar yaklaşık %300 bir artış var. Fakat yeterli mi? İşte o sorun o. Çünkü çok aşağıdan başlayınca çok fazla yukarıya gidemiyorsunuz. Mesela 2001'de bizim yaklaşık %0.5'miş harcamalarımız. İşte %0.84'e çıkmışlar. Gayri safi milli hasılamız da artıyor. Fakat bizim amacımız bunu %2'ye çıkarmak. Yani devletin de amacı o, hükümetin de amacı o. Fakat şurada bir sorun var, %2'ye çıkarsak bu kadar parayı kim harcayacak? Çünkü o kadar araştırmacımız yok. Yani o da ciddi bir sorun. Harcarız diyorlar ama yani harcamak da o kadar kolay değil. Çünkü yani yetişmiş eleman lazım. Sektörler bazında Ar-Ge harcamaları. Sarı olan yüksek öğretim gördüğünüz gibi araştırmanın çoğu üniversitelerde yapılıyor. Ve bu üniversitelerden de tabii şimdi herhalde 160-170 tane üniversite var. İçinde herhalde doğru dürüst araştırma yapan sayısı onu geçmez. Ama her üniversiteye para vermek zorundayız. Onun için özel sektörünki fena değil, giderek artıyor. Çok aşağılardaydı. Giderek artmaya başladı. Çünkü onlar da araştırma yapmadan yaşayamayacaklarını anladılar. Onun için biraz da olsun bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da kamu sektörü, TÜBİTAK, İMAM falan gibi. Onların katkıları o kadar önemli değil. Burada da yüzde olarak var. %46'sı üniversitelerde, %42'si endüstride yapılıyor. Dediğim gibi Amerika'da bu %70'tir. Bu da %30'dur. Şu ikisinin toplamı %30'dur, bu %70'tir.
Yani bizim oraya gitmemiz lazım. Endüstrinin biraz daha bu işin içine girmesi lazım. Çünkü olmuyor başka türlü. Burada da yine kaynağa göre var. Özel sektör daha fazla para harcamış, üniversiteler de para vermiş. Kamu sektörü, yüksek öğrenim sektörü. Aslında bunlar geçen seneki şeyde, TÜBİTAK'ın web sayfasına girerseniz bunu PDF olarak indirebilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi sonuç olarak araştırmanın çoğu üniversitede yapılıyor. Endüstrinin araştırması fena değil, gelişiyor ama yeterli değil. Bir de tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge insan kaynağı diye bir şey var, tanım var. Ülkede hakikaten sadece işi araştırma yapmak olan kaç kişi var? Mesela bizim okulda diyelim 500 tane hoca var. Bu 500 hocanın belki 300 tanesi araştırma yapıyor. Bunlara biz diyoruz ki bunlar tam zamanlı araştırma. Firmalar da şurada burada var. Şimdi bakın Türkiye'de yine aynı şekilde 2001'den sonra inanılmaz bir ivme var. Ar-Ge personeli sayısı 82 bin. Araştırmacı sayısı 64 bin 2010 yılında. Güney Kore'de 200 bin. Almanya'da 500 bin, Amerika'da 5,5 bin. Şimdi biz bunlarla yarışacağız, onuncu olmak için. Bir şekilde. Yani bunları göz önünde bulundurma, dediğim gibi yani ivme inanılmaz iyi de yani bunu nasıl sürdürebileceğiz? İnşallah sürdürebiliriz. Burada yine aynı şekilde bilimsel yayın yapmak dedik. Bilimsel yayın sayımız var. 2001 yılında 7000 tane bilimsel yayın yapıyormuşuz. Şu anda 25.000'e yaklaşmış. 3,5 katına falan çıkmış. Gayet güzel bir gelişme. Ama bilimsel yayın sıralamasındaki yerimiz 40.lıktan 18.liğe çıkmış. Bu da çok güzel sayı artmış. Ama milyon kişi başına düşen bilimsel sayı, yayın sayısı bakımından 81'den 45'e gelmişiz. Çünkü nüfusumuz artıyor. Araştırma yapıyoruz ama diğer ülkeler de boş durmuyor ki. Onlar da araştırma yapıyorlar, bilimsel yayın yapıyorlar. Yani o nedenle burada gösterideyiz ama sayı olarak bir de bunların tabii bilimsel yayınların sadece sayısı değil, niceliği değil, bir de niteliği önemli. Bu bilimsel yayınların aldığı atıflara baktığımız zaman bir geriye gidiyor. Bu şekilde kozmik bir ağ oluşuyor ve bu ağ vasıtasıyla Tanrı her şeyi görüyor, biliyor, duyuyor. Buna benzer görüşler İslam'da da vardır. Mesela Aliye'nin, Seyyid Nesimi'nin Tanrı alemdir sözü. Alemden kastedilen şey kainatın bütünü. Bundan farklı bir şey değildir. Bu Tanrı tanımı az çok buralara kadar gelmiş, insanları tatmin etmiş. Ama 1100'lerden sonra işte o tarihlerde Avrupa dünyanın en cahil kıtalarından biridir. Okuma yazma bilen insan sayısı iki elin parmakları kadardır. Onlar da papazlardır. 1100'lerin ortasından itibaren Avrupa yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Bunun belli başlı nedenleri işte bir tanesi Endülüs'ten okuyan öğrenciler dönüp orada öğrendiklerini, Endülüs çok ileri düzeyde bir yerdir o tarihte. Orada öğrendiklerini etrafındaki insanlara anlatmaya başlıyorlar. Yine Sicilya'da o tarihte Arap medreseleri vardır. Kuzey Afrika'da Arap medreseleri vardır. Öğrenciler orada okuyor, orada öğrendiklerini anlatıyorlar. Ve yine Haçlı seferleri başlamıştır. Avrupalılar Orta Doğu'da 4 krallık kurdular. Urfa, Antakya, Kudüs ve Sur. Bunların kimisi 50 yıl yaşadı. Urfa 50 yıl yaşadı. Antakya 150 yıl. Kudüs 200 yıla yakın ve Sur'da yine öyle. Bu zaman zarfında Orta Doğu'dan Batı'ya her türlü bilgi, zenginlik, her çeşit şey, sanat, yani bir nevi medeniyet arttı. İşte ayrıca Orta Doğu'ya geldiklerinde yeni bir inanç sistemiyle karşılaştılar. Bütün bunlar Hristiyanları 1200'lerin oraya vardığında bu Tanrı kavramını sorgulamaya gitmiş. Ve ortaya da şöyle makul bir soru çıkıyor. Eğer sizin dediğiniz gibi bu Tanrı her şeye nüfuz ettiyse, tabiattaki her şey, demek ki her türlü kişiye de nüfuz etmiş olması gerekiyor. İnsan dışkısından ne bileyim bağım faresine, domuzdan yani pis bildiğiniz her şeye kadar
Peki burada yansıyan, buraya nüfus etmiş olan Belkari'ye nasıl inanır? Ya bu insanlar arasında derin bölünmelere neden olmuş. İşte mezhepleşmeler, kavgalar, cinayetler, her neyse kilise buna el koymak zorunda kalmış. Ve bu tarihten itibaren bu Aziz Akinas'ın görüşlerinin hakim olduğu tarihti. Bu tarihten itibaren Hristiyanlık az çok Platon'dan Aristo'ya geçiyor. Ve Tanrı'nın vasıflarını tanımlarken artık bugün de geçerli olan şu tanımı verirler. Tanrı tektir. Ama Tanrı'nın bilgisi ve kudreti sınırsızdır. Tanrı bizim bilmediğimiz bir mekanizma ile olayları görür, duyar, bilir. Yine kendi takvimine göre de insanları mükafatlandırır ya da cezalandırır. Zira bizim şimdimizle Tanrı'nın şimdisi aynı değildir. Ve aynı tarihte de fiili sonsuzluğun tartışılmasını, Tanrı ile ilişkilendirilmesini yasaklamıştır. Ve ölümle cezalandırılacağını bildirelim. Kilise, yani Vatikan bunu yasaklamıştır. Bu tarihten hemen hemen 300 sene sonra yine bir filozof, din adamı çıkar. O da Giordano Bruno. Giordano bu 1548-1600. Giordano Bruno 12 yaşında Dominiken mezhebine girer. Tarikatına girer. Orada yetişir. 20 yaşlarında geldiğinde yemin ederek papaz elbisesini giyip papaz olur. 5-6 sene sonra Hristiyanlığın bütün temellerini, Hristiyanların doğru bildiği, kilisenin tarafından doğru bilinen her şeyi sorgulamaya başlar. İddia ettikleri şeylerden bir tanesi şudur. Kainat sonsuz. Bu kainatın içinde bizim dünyamız gibi sonsuz tane dünyalar vardır. Hani gezegenler vardır. Tabi buradaki söz konusu olan şey net olarak fiili sonsuzluk. Çünkü siz bir kainat düşünüyorsunuz, içinde fiilen sonsuz tane gezegenin, dünyanın olduğunu söylüyorsunuz. Tabi bu kilisenin bütün öğretilerine karşıdır. Yani kilise, Enkizisyon Mahkemesi Giordano'nun peşine düşer, Giordano İtalya'nın dışına kaçar. 5-6 sene Fransa'da, 3-5 sene İngiltere'de, 5-6 sene Almanya'da kalarak kalır. Bu zaman zarfında 20 kadar kitap yazar. Giordano, Batı felsefesinin önemli bir ismidir. Giordano kişilik olarak çok sert, hiç fikirlerinden taviz vermeyen bir insandır. Ve tartışmalarında da oldukça kırıcı biri. İşte onun için hiçbir ülkede uzun süre kalamaz. Kaldığı yerlerde iyi karşılanır başta. Hatta kralların sofrasına da ibaret edilir. Ama 5-6 sene sonra etrafındaki insanlarda sorunları çıkar, oradan ayrılır. Sonunda işte Venedikli bir tüccarın davetine ve seni korurum demesine inanarak Venedik'e gelir bir müddet sonra. Onunla da derin bir tartışmaya girdiği için o onu ihbar eder, yakalanır. Enkizisyon onu büyük enkizisyona, Roma'daki büyük enkizisyona gönderir. Onlar bunu söylediklerini inkar etmeleri için işte sorgularlar, işkenceden geçirirler. Söylediklerini inkar etmez. Onun için onu aklı başına gelsin diye 7-8 sene hapis atarlar. Ondan sonra aklı başına gelmiş mi diye bir bakayım derler. Tekrar sorgularlar, işkenceden geçirirler. Ama gördü onu bile muhtelebilemez. Ondan sonra onu diri diri yakmaya karar verirler. 1600 yılının Şubat ayında Roma'daki fuar meydanı ya da pazar, bugün pazar meydanı dedikleri yerinde herkesin göz önünde ateşe atarak diri yakar. Yani 1600 yılı çok yakın bir yer. Daha dün gibi. Giordano'nun kimi yazarlara göre Galileo ile karşılaşmış, tartışmıştır. Kimi yazarlara göre ise hiçbir karşılaşmamışlardır. Ama ister karşılaşsınlar olsun, Giordano'dan öğrenmiş olsun, ister kendi keşfetmiş olsun, Aristo da bir şekilde bu fiili sonsuzluk fikrine gelmiştir.
Ariston'un örneği, Ariston'un diyor. Galileo'nun örneği şöyle diyor. İki tane iç içe aynı merkezli çember alın. Birinin çapı istediğiniz kadar küçük olsun, birinin çapı istediğiniz kadar büyük olsun. Diğerinin biri 1 santim, öbürü 1 trilyon metre. Galileo diyor, büyük çemberde ne kadar nokta varsa, küçük çemberin üzerinde de o kadar nokta vardır. Galileo'nun ispatı şöyle diyor. Büyük çemberden bir noktaları da buna birleştirirseniz, bu şurada keser bunu, bu noktayla bunu eşleştiriyorsunuz. Farklı bir nokta alsanız, yine aynı şekilde merkeze birleştirseniz, bu çıkar. Bu defa farklı bir noktada keser, bununla bunu birleştiriyorsunuz. Tersi de doğrudur. Küçük çemberden bir nokta alsanız, merkezden giden doğru kesseniz, bununla bunu eşleseniz, farklı nokta alsanız yine farklı nokta çıkar. Bu az çok pratik bir şekilde izah etmeye kalksam, küçük çemberin üzerindeki noktaları bir tiyatrodaki koltuklar gibi düşünün. Büyük çemberin üzerindeki noktaları da o tiyatroya gitmek için bilet almış insanlar olarak düşün. Bu diyor ki her insana bir koltuk düşer. Farklı insanlara farklı koltuk düşer. Bu da diyor ki her koltuğa bir insan düşer, farklı koltuğa farklı insan düşer. Bu ne demektir? Ne kadar koltuk varsa o kadar insan vardır. Ne koltuk boş kalıyor ne de insanlar koltuksuz kalıyor. Başka bir deyimle, büyük çemberin üzerinde ne kadar nokta varsa küçüğünde de o kadar nokta var. Bu potansiyel sonsuzluk anlayışıyla izah edilecek bir durum değil. Galileo bu fikrin avukatlığını yapamazdı. Çünkü Galileo de dünya dönüyor dediği için ölüme mahkum edilmişti Enkizyon tarafından. Mahkemede söylediklerini inkar ederek ancak başını kurtarmıştı. Eğer Galileo işkenceden geçmedi ya da aklı başına gelsin diye izinler artırmadıysa onun nedeni zamanın papasının Galileo'nun çocukluk arkadaşı olmasıdır. Ama yine buna rağmen Galileo göz hapsinden kurtulamamıştı ya da ev hapsinden. 1600 ile 1700 arasında iki büyük devri bulunmuş. Bunun biri astronomide, biri matematik. Astronomideki devrim Kopernik'ten başlayıp Kepler, Tycho Brahe ve Galileo ile Tycho Brahe'ye gelişip Galileo ile az çok kemale eren bir devrimdir. Şimdi bu devrimi izah etmeden önce o günkü kainat anlayışı ya da ev ya da güneş evren anlayışını kısaca izah edeyim. Daha çok eskilerden, yani Ptolemy'den çok daha eski ya da Batlamyus'ten çok daha eskilerden Samos'ta Aristo'dan başlayıp Aristo'ya, Aristo'dan Arapların Batlamyus, Batılıların Ptolemy dediği tarihin en büyük astronomlarından biri olan kişiye kadar gelen bir astronomi anlayışı vardı. Burada kainatın merkezi dünyaydı. Dünya sabit dururdu. O tarihte bilinen Ay ve Güneş'in dışında 5 tane gezegen vardı. Mars, Venüs, Jüpiter, Merkür ve Satürn. Bu 5 gezegen artı Ay ve Güneş 7 yapıyor. Bunların 7'si Dünya'ya olan uzaklıklarına göre iç içe girmiş 7 farklı sifer üzerinde hareket ederlerdi. Ve bu siferlerin, bunların hareketi de çemberseldi. Bunların dışında da 7 kat kök anlayışı ondan kaynaklanıyor. Arada sırada duyduğumuz söz. Dışında da başka bunların etrafında da güneş, yıldızlar sabit bir küre üzerinde durur. İşte Galileo dünya dönüyor sözü buna ters düştüğü için ölüme mahkum edilmişti bu anlayışı. Bu yeni astronomideki devrimle bugünkü anlayışa dönüyoruz. Yani evrenin ya da en azından bizim güneş sisteminin merkezinde güneş vardır. Dünya onun etrafında dönüyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyor. Yörünge çember değil bir elipstir. Ve işte bildiğiniz gibi evrende
böyle sınır, siferlerle sınırlı değil. Hatta bugün evrenin sürekli geliştiğine dair işte vurgulardı. Genişlediğine dair. Bu anlayış kiliseyi temelden sarstı. Yani Hristiyan şeyler görüşlerini. Kilise anladı ki çok komik ve gülünç bir duruma düşecek. Bilmediği konularda ahkam keserse bütün inananları kaybedecek. Kilise derin bir reforma girdi. İşte dinde reform dedikleri şeyin başlangıcı bu. Bir kez kilisenin elinde insanları yargılama ve cezalandırma yetkisi alındı. Din devlet işleri ayrıldı. Kilisenin ya da dinin insan düşüncesi üzerindeki tahakkümü kalktı. Artık fikri hür, irfani hür nesiller yetişebileceği. Bu astronomideki devrimin sonuçlarıdır. Yani dinin tahakkümünü insan düşüncesi üzerinden kaldırdı. Matematikte ise yine 1600 ile 1700 arasında üç önemli keşif oldu. Biri analitik geometri doğdu. İkincisi insanlığın belki de en büyük buluşu olan türev doğdu. Çünkü türev olmadan diferansiyel denklem olmuyor. Diferansiyel denklem olmadan ne fizik ne de mühendislik oluyor. Arkadan türev ve integral arasındaki ilişki bulundu. Newton, Leibniz, türev diye size öğretilen. Ve bu üçü bilimin önünü açtı. O güne kadar mesela fizik diye bir şey, bir bilim dalı yoktu. Daha doğrusu astronomiydi fizik dedikleri şey, büyük ölçüde. Mühendislik denen hiçbir şey yoktu. Mühendislik sadece mimarlık ve inşaattı. O da usta-çırak ilişkisiyle giderdi. Onun okuduğu yoktu. O tarihten sonra işte mühendislikler gelişti, bilim gelişti. Bilimin gelişmesi teknolojiyi geliştirdi. Teknoloji geliştirince o askeri güce dönüştü. Askeri güce dönüşünce Batı'nın hegemonyası doğdu. Ve emperyalizm işte bugün de bütün acımasızlığıyla devam eder. Batı hegemonyası ve emperyalizm kökeni oradan geldi. Bu iki devrim insanlığı değiştirdi. Arkadan biliyorsunuz işte Batı'nın aydınlanması denen dönem başladı. Ansiklopedi devirleri, arkadan Fransız işgilleri geldi. Sosyalist ve demokrasi fikirleri yayıldı. İnsan hakları ortaya çıktı. Her insan hür doğar. İnandı, istediğine inanmakta serbesttir. Onun doğuştan olan haklarına kimse el koyamaz. İnsan hakları evrensel bir yerlenmesi. Fransız devrimiyle ortaya çıktı. İşte ve artık insan Marx gibi bir tanesi çıkıp ey milletlerin ezilen zümreleri, işçileri kaybedecek neyiniz var zincirlerinizden başı? Birleş. Sizi sömürenleri yıkın. Ve adil bir düzen bulun diyebilir. Ve işte bu ortamda başka bizim sonsuzluğun tarihine devam edecek olursam başka bir matematikçi çıkıyor. Kant olur. Kantor 1845'te St. Petersburg'da doğmuş. Bir Alman ailenin çocuğudur. İşte okul yaşlarından itibaren Almanya'ya gelip işte okulu orada bitirmiş. Berlin Üniversitesi'nde doktora yaptıktan sonra hale gitmiş. 20 dakikam var onun için. Kantor'un size Kantor'un katkılarını anlatacağım. Gitmiş. Ama işte somut bir matematik orada yaşlı hocalardan bir tanesi buna kendi uğraştığı somut bir soruyu sormuş. Ben demiş uzun yıllar, uzun zamandır uğraşıyorum, bunu çözemedim. Bundan bir uğraşır mısın? İşte bu soru Kantor'un hayatını matematiğinde yönünü değişti. Şimdi Kantor'un ne yaptıklarını anlatmadan önce size bilgi ve mantık hakkında kısa bir giriş yapacağım. Çünkü Kantor'u onlar anlatırsam Kantor'u daha kolay anlatırım. Bundan 10.000 sene kadar önce insanlarla maymunlar aynı hayat yaşıyordu. Her ikisi de ormanda dolaşıp işte buldukları otlar, bitkiler, yiyecekler
yiyip işte gecede ya mağaralarda ya ağaç koruklarında bulunuyorlardı. Maymunlar hala aynı hayat yaşıyor. İnsanlar ise bugün uzayın keşfine çıkacak kadar ilerlediler. Bunun nedeni nedir? İnsanlar işte dilleri sayesinde bilgi biriktirebilirler ve nesiller bir nesil, bir önceki neslin tecrübesinden yararlanabilir. Bunun sonucu olarak da insanların çocukları analarının babalarının bıraktığı yerden hayata başladılar. Maymunlar ise hep anaların babalarının başladığı yerden hayata başladı. Onlar bir çember üzerinde hep dönüyorlar. İnsanlar ise ilerliyorlar. Bu bilgi birikiminin canlı abideleri kütüphanelerdir. Bugün dünyada 10 milyonluk, 8 milyonluk onlarca kütüphane vardır. Bu insanoğlunun bir sonraki nesillere bıraktığı mirastır. İşte insanlığı geliştiren de odur. Bilgi bu kadar gelişti ama akıl gelişti mi acaba? Günlük hayatta zeka, akıl, mantık bunlar az çok birbiri yerine kullanılır ya da birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılır. Ama gerçekte farklı kavramlardır. Zeka bir insanın içine düştüğü zor bir durumdan kolayca sıyrılma yeteneğidir. Akıl ileriyi görerek o zor duruma düşmeme yetisidir. Mantık ise olaylar arasındaki irtibatı ilişki keşfetme yeteneğidir. 10 bin sene öncesine değil, 3 ya da 4 bin sene öncesine gidelim. Yani yazının icadından günümüze kadar gidelim. Her 60 senede bir neslin değiştiğini düşünün. Eğer akıl bir nesilden bir nesile %1'lik ilerleme kaydetmiş olsaydı, bugüne kadar insanlar en az 3 bin sene ya da 4 bin senesi öncesinden 2-2,5 kat daha akıllı olurlardı. Eğer 2-2,5 kat akıllı olsaydık, Aristo'nun eserlerini ya da Platon'un eserlerini okumak, kendi olan masallarını okumaktan çok farksız olmalıydı. Belki çok daha kolay olurdu. Ama bugün Aristo'nun eserlerini okuduğumuzda uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Platon'u okuduğumuzda bu gösteriyor ki akıl bilgi çok ilerlemişti ama akıl ilerlememişti. Akılın ilerlediğine dair hiçbir kanıt yoktur. Ama bir takım şeyler bilginin dışında da yapılabiliyor. Bugün yeryüzünde 14-15 bin arası yaşayan dil vardır. Bu dillerin her sene 50-100'ü kayboluyor. Çünkü konuşan birkaç tane insan oluyor. Onlar da öldüğünde gidiyor. Bu dillerin birçoğunda sayı sistemi yoktur. Yani 1-2-3-4-5-6 diye giden sayılar yoktur. Var olanlar sadece tek çift çok gibi 3 tane sözcüktür. Mesela Güney Afrika'da bir Zululand var. Orada Zulu kabilesi var. Gazetede sık sık Zulu kralını görürsünüz. Her sene bir işte evlenir biriyle. Ve kızlar da önüne gelir dans eder. Onların içinden birini seçer. Bunun her sene resmini görürsünüz. O resim. Zulu dilinde sadece 3 kelime varmış. Tek çift çok. Birçok Kızılderili dilinde de, Amerikan Kızılderili dilinde de sadece sayı sistemi olarak 3 çift çok kelime varmış. Üç şeyler, rakamları ilan etmek için. Şimdi Zulu Land'inde köyün birinde köyün muhtarı ya da reisi seçilecek. Kural şudur. Kimin keçisi çoksa o muhtar seçilir. Ama bunlar sayı saymasını bilmedikleri için çıkıp bu adamın 67 keçisi var, sizinki 56 tane seçimi o kazandı diyemiyor. Peki nasıl yapacaklar? Yaptıkları şu olur. Şimdi adaylardan birinin keçilerini şuraya topluyorlar. Öbürünün keçilerini buraya topluyorlar. Birer birer salıveriyorlar. Kimin keçisi önce biterse seçimi o kaybediyor. Bunu yapmak için bilgi ihtiyaç var mı? Sayı sayma ihtiyaç var mı? Yok. Tek mantığa ihtiyaç var. İşte Kantor'un hareket noktası da burası.
Kant'ın biraz önce işte söyledim, analiz sorusuyla uğraşırken anlamış ki bizim yukarıda fiili sonsuz dediğimiz şey gerçekte bir iceberg'in görülen ucudur. Onun içinde çeşitli çeşit sonsuzlar vardır. Bunlar hepsi fiili sonsuzdur ama çok çeşitlidir. Bu sonsuzların kendi aralarında bir hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi de işte aynen o şekilde belirleniyor. İki kümeyi mukayese ediyorsunuz birebir. Kimisi bitiyorsa o daha küçüktür, öbürü daha büyük oluyor. Yani saymak için, çeşitli sonsuzlar için lafa ihtiyacı, söze ihtiyacınız yoktur. Sadece ihtiyacınız olan mantık. Nasıl sayılar arasında bir hiyerarşi varız. En küçük bir sayı vardır, tam sayı. Ondan büyüğü vardır, ondan büyüğü vardır, ondan büyüğü vardır. Ama en büyük sayı yoktur. En büyük sayı ne olursa, ne artı bile ondan daha büyük. Cantor gösteriyor ki, buna benzer fiili sonsuzu temsil eden sonsuzluklar arasında da böyle bir ilişki vardır. Onlara sonsuz bir, sonsuz iki, sonsuz üç dese, böyle gider. En küçük bir sonsuz vardır ama en büyük sonsuz yoktur. Bu sayılar nasıl toplanıyorsa, yani iki sayıyı toplarsınız, iki sayıyı çarparsınız, iki sayının kuvvetini alırsanız, bunların da aynı şekilde toplanabiliyor, çarpılabiliyor, kuvvetini alabiliyor. Ama başka kurallara göre. Başka bir deyimle, sonsuz sayıların nasıl bir dünyası varsa, sonsuzların da başka bir dünyası vardır. Cantor'un bu fikirleri zamanın matematikçileri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Enkizisyon zamanında olsaydı Cantor herhalde diri diri yakarlardı. Meslektaşları Cantor'u yakmıyor ama diri diri ufak ateşte yakıyorlar. Önce zamanın matematik büyük söz sahibi olan bütün dergilerin editörü olan şu olan matematikçiler yine bu ambargo koyuyor Cantor'un makalelerini. Kimisi diyor ki Cantor gençliğin ahlakını bozuyor. Kimisi diyor ki Cantor'un sonsuzları matematiğin vebasıdır. Kroniker her sınıfa girdiğinde kesinlikle bu adamın yazılarını okumayın diyor. Henri Poincaré gibi zamanın en önemli matematikçilerinden bir tanesi bu vebadır diyor. Ve Cantor'un makalelerini yayınlamıyorlar. Cantor'un bir makalesini o tarihlerde ve günümüzde de en önemli matematik dergilerinden biri olan Acta Mathematica basmak üzere kabul ediyor. Ama basım aşamasında Kroniker, Poincaré gibi insanlar editöre baskı yaparak basımı durduruyorlar. Editör bir tak laflerdir. Bir tak lafler Cantor'a yazılı bir mektupta diyor, makalenizi ancak 100 sene sonra başlayın. Zamanın çoğu kesinlemiş. Devrimsel fikirler böyle çabucak kabul edilmiyor. Bütün bu olaylar ve sonsuzlarla ilgili Cantor'un çözemediği bir takım başka sonsuzlar var. Mesela iki sonsuzun arasında başka bir sonsuz var mıdır gibi sorular. Bunlar Cantor'un depresyonu bitiyor. Ve 1884'te işte bu depresyonlar başlıyor. Öldüğü tarih olan 1918'e kadar kah psikiyatri kliniklerinde kah evde ömür geçiyor. Neticede 1918'de ölüyor. Bugün Cantor modern matematiğin kurucusu olarak kabul edilen ve 20. asrın en önemli düşünürü, en önemli matematiklerden bir olarak kabul edilen insandır. Şimdi birkaç asır sonrasına geldiğimizde adım gibi eminim ki Kroniker gibi insanların adı bile alınmayacaktır. Ama Cantor bugün nasıl öldü 3 gün küsur sene sonra hala yaşıyorsa Cantor yaşıyor olacak. Sonsuzluğun hikayesi burada bitti mi? Kesinlikle bitmedi. Çünkü sonsuzlukla ilgili henüz çözülmedik birçok soru vardı. Evet. Mesela
İki sonsuzun arasında bir sonsuz var mıdır sorusu. Kantor'dan beri insanların uğraştığı bir soru. Fortuny hipotezi dediğimiz. Başına $1 milyon ödül alan bir soru. Yine ölçülebilir sonsuzluk kavramı vardır. Erişebilir sonsuzluk kavramı vardır. Bunlar hiçbiri çözülmüş değil. Bu demek ki gelecek nesillerle bu devam edecek. Ama ben burada bitirmem gerekiyor çünkü Kantor'dan sonra söyleyecek pek fazla bir şeyim yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bize anlatmışsınız belki öğrenciler. Yan 8 nereden geliyor sonsuz işareti? Bu gibi şeylerin kesin bir cevabı yok da. Ama işte temel sonsuz dediğimiz, temel 8 dediğimiz çünkü yan gelip yatmış. Onun için onlarda da temel sonsuz şey dedik. Yunanca'da milyat diye bir sözcük vardı. Bu çok 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 büyük demek. Eskiden çokluğu bildirmek için böyle M yazarlarmış. Bir şey çok 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 demek. Ama sonra bu M ile karıştığı için insanlar şuraya yuvarlanmaya başlamış. Derken işte tembel sonsuz çıkmış oldu. Peki, tekrar teşekkür ediyorum.